Selamünaleyküm değerli dostlar. Gazi Fishing YouTube kanalından herkese sevgiler, selamlar olsun. Amatör balıkçılıkta kullanmış olduğumuz gerek kurşun arkası, gerek spin maketlerinde, gerekse jiglerde veya bu şekilde yapay yemlerde olmazsa olmazımız üçlü çarpma iğneleri arkadaşlar. Bunların dörtlü modelleri de var, ikilileri de var ama biz genelde üçlü kullanıyoruz. Bunlar bildiğiniz üzere arkadaşlar tuzlu suya, rutubete pek dayanıklı olmuyorlar. Ve hepsinin belli bir ömrü oluyor. Değiştirmek gerekiyor. Bunları değiştirmek için arkadaşlar normalde şu şekilde bir balıkçı pensesi adı verilen ucu şöyle tırnaklı olan penseler mevcut. Ama bu penseler de tam çözüm sunmuyorlar. Şöyle ki bazen şöyle küçük 5 santim, 6 santim, 3 santimlik gibi maket balıklar oluyor ve onların da kendine has boyutlarda küçük halkaları oluyor. İşte bunları da arkadaşlar hepsine ayrı bir pense almak yerine daha basit, daha kolay, daha pratik bir çözümü var. Elbette pensenin birçok faydası var arkadaşlar. Bununla kıstırma yapabiliyorsunuz, çelikten kesebiliyorsunuz, misten kesebiliyorsunuz, ip kesebiliyorsunuz, balığın ağzından iğneyi çıkartıyorsunuz. Birçok amacı var. Ama sadece spit halka takmak için alacaksanız bunun yerine şöyle küçük hemen hemen bütün nalburlarda bulunan karga burnu değil arkadaşlar, yalnız bir yan keski, mikro bir yan keski, bunu tercih etmenizi öneriyorum. Şimdi ben bunun uygulamasına geçeceğim. Uygulamalı olarak şu görmüş olduğunuz arkadaşlar Chando'nun Hayru modeli. Bunun arkadaşlar görmüş olduğunuz paslı iğnelerini değiştireceğim. Daha sonra da şu küçük mikro arkadaşlar Rapala'nın bu küçük maketindeki iğneleri değiştireceğim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Eğer henüz kanala abone olmadıysanız kanala abone olabilir. İçeriklerim hoşunuza gidiyorsa videoları beğenebilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Evet değerli dostlar. Şimdi geldik uygulama kısmına. Şu an bu pense var. Bunu kenara bırakıyorum. Bununla işimiz yok. Şöyle bir yan keski. Kullanımı çok basit. Yalnız paslı malzemeleri çıkartırken lütfen dikkatli olun. Çünkü Allah muhafaza derinize geçebilir. Yani sakatlıklar çıkabilir. Lütfen dikkatli olun. Bakın görmüş olduğunuz gibi bütün hepsi paslanmış durumda. Şöyle ki uygulama çok basit arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yan keskinin küçük mikro. Şuradan bakın bunu komple değil arkadaşlar. Sadece spit halkanın bir kısmını tutuyorum. Şöyle kendime doğru çekiyorum ve araya girdi. Sonra yavaşça bakın şöyle basit bir hamlede bunu şuradan bir tur çevirerek çıkardım. Bakın bu kadar basit. Sonra diğer ortadakine geliyorum. Bakın yine tutuyorum. Hafif bir baskı uyguluyorum. Bakın şu an şöyle çok hafif bir baskı. Bakın şöyle görüyor musunuz? Çok hafif bir baskı uyguluyorum. Zaten açılıyor. Şöyle göstereyim sizlere. Evet. Bu arada ben bunu anlatırken kamerada bana eşlik eden sevgili dostum Bülent Menteş ta Adana'dan kalktı geldi. Hasretime dayanamadı ve bu videoyu bizler için çekiyor. Sağ olsun. Eğer açı güzelse kendisinin marifeti. Eğer kötüyse yine kendisine yüklüyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle. Halka da yumuşak değil bu arada. Yani yumuşak gibi görünmesin. Şöyle tutuyorum. Bakın çok hafif. Zarar vermiyoruz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diyebilir ya işte şöyle zarar veriyor, böyle zarar veriyor. Öyle bir olay yok arkadaşlar. Abartmasın. Bu tarz abartacak arkadaşlar varsa abartmasınlar. Evet. Şöyle. Bakın çok basit bir şekilde çıktı. Şimdi burada bu şeyi göstermek için oldukça üst düzey diyebileceğimiz yani ithal bir ürün olan yani şeye takılmayın ya markaya. Ben bunu sert bir halka olduğu için tercih ettim. Yani takması zor olabilecek bir halka diye. Bakın bu halkayı da şöyle tuttum. Bakın şu şekilde. Şöyle göstereyim. Evet. Sonra getiriyorum buraya arkadaşlar. Bakın parmaktan destek alıyorum. Hafif bir şekilde buraya kadar geldi. Sonra tutuyorum. O kadar basit ki bakın. Yavaş yavaş çeviriyorum ve takıldı. Şimdi diğer ikisini de takacağım. Ondan sonra iğnelerin takılışını göstereceğim. İnanamayacaksınız. Yani yok artık.
bu kadar kolay olabilir mi diyeceksiniz. El alışkanlığı diyebilirsiniz. Çünkü ben böyle birçok binlerce kaşık için iğne takıyorum. Bu da mesela orta iğnesi olsun. Bakın şöyle hafiften, bakın hafiften destek aldım. Buraya oturtturdum. Sonra şuradan yan keskinin ağzıyla destek alıp bu kadar. Sonra son halkayı, bütün halkaları takın. Ondan sonra iğne takma işine geçeceğiz. Bakın arkadaşlar, bunu da bu şekilde destek alıyorum. Şöyle göstereyim. İnanılmaz rahat ve ben bu işlemi yaparken çok büyük keyif alıyorum. Şu an şöyle göstereyim. Bakın bütün halkalar değişti. Çok kolay bir şekilde. Şurada bir tane numara iğne var. 4 numara bir çarpma iğnesi arkadaşlar. Galvaniz kaplama. Şimdi arkadaşlar, bunda şeye bile gerek yok. Bakın. Hiç yan keski bile kullanmıyorum. Şu iğneyi alıyorum. Bakın arkadaşlar, halka kısmına şuraya getiriyorum. Tam ağız kısmından bastırıyorum arkadaşlar. Evet, bakın. Şöyle ağız kısmından bastırınca buraya girdi. Araya oturtuyorum. Sonra elimle, bakın. Şöyle. Evet. Bakın bu kadar basit. Oturdu. Şimdi bir tane daha alayım. Şuradan. Bunlar no name iğne arkadaşlar. Herhangi bir şeyi yok. Şöyle getiriyorum. Bakın tekrardan. Bakın şu halkayı şu şekilde tutuyorum. Şöyle göstereyim. Bakın şurada ağız kısmı var. Görüyorsunuz ağız kısmı. Buradan tutarak bastırıyorum. Araya giriyor, bakın arkadaşlar. Araya girdikten sonra işiniz kolaylaştırıyor. Anı hareket etmeyin. Şöyle uç kısmına, bakın şurada uç kısmı var. Uç kısmına getirin ve çevirin. Bakın şöyle, bakın gösteriyorum, bakın. Şöyle yaptınız ya. Ondan sonra arkadaşlar yavaş yavaş, tabi burada el yerine şeyi de destek alabilirsiniz. Şöyle göstereyim, bakın şu yan keskiyi de hemen 2 saniyede tutup şöyle de aktarabilirsiniz. Aynı bu işlemi yaparken yani şöyle de yapabilirsiniz. Bakın bunu bu sefer şeyle takacağım. Yan keski yardımıyla da takacağım arkadaşlar. İğneyi aldım. Şuradan yine şeyi kavradım, bakın. Görüyor musunuz? Şu an görünüyor. Evet kankam sağ olsun iyi çekiyor. Bakın buraya kadar getirdim. Dikkatli, yavaş. Bakın şey oldu. Hiç acele etmenize gerek yok. Şöyle tuttum. Yalnız bunu yaparken arkadaşlar şurayı çok fazla oynatmayın. Yani telin açılmasına izin vermeyin. Tek hamlede yavaş yavaş yapın ve bakın, görüyor musunuz? Şöyle bakın, hiç arada açılma olmadı. Ve bu yani yan keskinin de şeye hiçbir zararı yok. Çünkü tutup bastırmıyorsunuz. Siz buna ne kadar isterseniz isteyin. Yani şeye doğru düzgün iz bile yapamazsınız. Bakın çok kolay bir şekilde. Tabi bu iğneler buna büyük. 6 numara kullanmak gerekiyor. Ama ben göstermek amaçlı böyle bir şey yaptım. Hepsi tertemiz bitti. Şimdi bunu hadi bu penseyle yaptınız diyelim arkadaşlar. Fakat şöyle küçük modeller var. Şöyle göstereyim. Bunları pense arkadaşlar çok zor açar. Yani çok kullanışlı olmaz. Ama bunlar yine bakın şöyle bir yan keski yardımıyla şöyle getirelim. Bakın şöyle tutuyorum. Çekiyorum. Hop. Çıktı. Bu kadar. Tertemiz. Şimdi bu sefer başka bir markadan alalım. 5 numara. Yani maketin boyuna göre bir halka alıyorum. Benim çektiğim videolarda arkadaşlar ürünlerin markalarını, şunlara bunlara çok fazla takılmayın. Çünkü illaki bir tane bir şey göstermek zorundayım. Bakın arkadaşlar, bunu da tuttum yine şu şekilde. Bakın halkayı tutuyorum. Yaklaştır kanka. Bir saniye. Evet, şöyle yaklaştır. Evet bak. Şöyle geldi. Bu biraz daha küçük tabii. Ona göre daha şey arkadaşlar. Geldi. Araya girdi. Sonra yavaş yavaş, bakın şöyle yavaş yavaş çevire çevire. Bakın hop. Buraya girdi. Şimdi buna kendine has bir iğne takmak lazım. Onun için şöyle tabii buna göre çok küçük değil. Bayağı büyük. Şöyle gösterelim. Bu sanırım herhalde şu 10 ya da 12 numara şu iğne. Şu paslı olan. Ama benim takacağım 6 numara. Bunu da göstermek için takıyorum. Yine elimle, bakın hiç şey yapmadan, hiçbir malzeme kullanmadan arkadaşlar. Şöyle getiriyorum. Bastırıyorum. Ve bakın buraya kadar oturdu. Ondan sonra şöyle yavaşça. Tabii
elinize şöyle iz yapıyor. Bunu olmasını istemiyorsanız şeyi kullanın arkadaşlar. Eğer çok fazla yapacaksanız, ama bir iki tane yapacaksanız, meradaysanız yani, ona bile gerek yok. Ve şu an bu yaptığım halka da çok ciddi sert bir halka. Yani öyle çok yumuşak bir şey değil. Evet, bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim. Tertemiz cillop gibi oldu. Eğer aksiyonunu bozmuyorsa, meradaki balığa göre küçük maketlerde de böyle iğneler tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Lüfer avcında mesela bakın bu Chanel arkadaşlar. Chanel iğne. Ben normalde de markalara takılmayın diyeceğim ama ince yapılı iğneler arkadaşlar, performansı damağa geçmesi açısından çok iyidir. Özellikle de lüferde arkadaşlar. Ama bu şekilde bronz diye nitelendirilen iğnelerin de kaplaması çok zayıf oluyor. Şu şekilde galvaniz olanlar ve mümkün mertebe siyah nikel olanlar daha dayanıklıdır. Ama şu şekilde bronz olan iğneler arkadaşlar, bunların uzun süreli dayanması ne yazık ki pek mümkün olmuyor. Bu şekilde bunu yapabilirsiniz. Çok kolaydır, çok basittir. Şöyle sade bir yan keskiyle arkadaşlar bu işlemi çok ama çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer kurşun arkası av disiplinde avlanıyorsanız, balık boyları da küçükse, çinekop sarı kanatsız arkadaşlar, çok sert halkalar yerine yumuşak halkalar tercih ederseniz, av esnasında hiç bunlara ihtiyaç duymadan çok basit bir şekilde elinizle bile bu şeyleri çıkartabilirsiniz. Ama şu an bu oldukça sert bir malzeme. Bunu çıkartabilmem mümkün değil. Son olarak şuradan tekrar bir şeyi göstereyim. Bakın iğneyi çıkartmayı şöyle getiriyorum. Bakın şurada. İğnenin çıplak, yani bir tarafı görünen kısmı size bakacak şekilde şurası şöyle görünüyor. Evet. Bakın buradan tutuyorum. Şu tuttuğum yeri yavaşça kendime çekerken şu iğneyi de araya itiyorum arkadaşlar, bakın şöyle. Hafif bir baskı uyguluyorum. Oraya girmesini sağlıyorum. Evet, girildi. Bundan sonrası zaten çorap söküğü gibi gelir arkadaşlar. Bakın şöyle tutarsınız. İğneyi de çevirirseniz, bir yandan da halkayı çevirirsiniz. Bakın kendiliğinden düşer gider. Yani olay bu kadar basit. Bunu takarken de şöyle tekrardan gösterelim. Tekrar edelim. Bakın şöyle tutuyorum. Sağlam bir şekilde ve iğneyi de çarpmayı da bakın şu şekilde tutuyorum arkadaşlar. İğnenin hiçbir şekilde elime batma şansı yok. Üç parmağımla zapt ettim. Destek alıyorum. Şöyle getiriyorum bakın. Evet, bakın şöyle bu, tekrar diyorum, bu halka hem küçük hem sert. Yani bu işlem zor. Daha yumuşak halka olsa çok daha kolay yapılır. Bakın. Evet arkadaşlar, olay bu kadar basit. Bu video Muhammed kardeşim sana gelsin. Özellikle senin için, sen dedin abi böyle böyle bu tarz içerikleri çekersen faydalı olur diye. Ben de sizlerin istekleri doğrultusunda arkadaşlar amatör balıkçılık camiasına fayda sağlayacak tüm içerikleri çekmeye çalışıyorum. Umarım içerik hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı olmuştur. Videolar hakkında yorum yapmayı unutmayın lütfen. İğneniz keskin. Tuttuğunuz lüfer olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.